gelen görüntüler de hemen şimdi ekranlara gelecek. Ve şu anda biz de caminin ileriki günlerde kubbesine konulacak işte o dev aleminin hemen yanı başındayız. Cami Yaptırma Derneği Başkanı Ergin Külünk yanımızda. Kendisi bu projenin de başındaki isim. Kendisinden camiye dair son detayları, çalışmalar hakkındaki son bilgileri alacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler de Çamlıca Tepemize hoş geldiniz. Evet, 6 Ağustos 2013 tarihinde başlayan inşaat serüvenimizin şu anda 41. ayındayız. Hamdolsun, şükrolsun projemizin yaklaşık %75'lik, %80'e yakınlık bölümünü tamamladık. Artık finale doğru hızlıca bir şekilde çalışıyoruz. Evet, yağmur, çamur, kar demeden çalışıyor muyuz? Çalışıyoruz. Burada değilse bile İstanbul içinde ve İstanbul dışında 15'e yakın atölyede bizim için imalatlar yapılıyor. Ve şu an önünde bulunmuş olduğumuz ana kubbe alemimizi de inşallah çok kısa bir süre sonra yerine koyacağız. Şu anda sizlerin şahitliğiyle ana kubbe alemimizin son parçasını yerine koyuyoruz. Şu anda hilali takıyor arkadaşlar arkamızda. Evet, evet. Toplam 4 ton ağırlığında. 4000 kilo ağırlığında, 3.12 çapında, 7.62 metre yüksekliğinde, 3 milimetrelik paslanmaz çelik levhadan bükülerek, özel bir işlemle bükülerek 16 dilimli bir kaidenin üzerine nanoteknolojiyle üzeri şekil aldırılarak inşaat sahamıza geldi. 3 parça halinde geldi. Şu anda son parçasını arkadaşlarımız yerinde montajını yapıyorlar ve kısa bir süre sonra da inşallah ana kubbe üzerindeki yerine kendisini koyacağız. Evet, şu anda hilali taktı arkadaşlar. Evet. Cami hakkında da isterseniz biraz bahsedelim. Dış kaplama %90 oranında bitti. Biz de az önce içindeydik caminin. Evet. Girdik, içeriği de gördük. Dev bir iskelet var orada. Dev koca bir iskele. Hummalı bir çalışma da var aslında. Oradaki çalışmalar ne aşamada? Şimdi tabii camimizin içerisinde ne yapıyoruz? Taş kaplamalarımızı yapıyoruz. Mermer sütunlarımızı yerleştiriyoruz. Mermer parmaklıklarımızı yerleştiriyoruz. Ana kubbemizde sıvamızı bitirmek üzereyiz. Bunlarla beraber dışarıda bu sıvadan sonra, taş kaplamadan sonra buraya getirilip montajı yapılacak olan kapı, pencere, doğrama, kepenk, mermer işleri, ahşap işleri, seramik işleri, çini işleri vesaire vesaire bir inşaatta lazım olabilecek her türlü çalışma şu anda 15'e yakın atölyede yapılmakta. İçeride yerleri hazır olduktan sonra getirip yerine takılmakta. Peki dev alemi ne zaman kaldıracağız? Havaların bize bir hafta alemin montajı yaklaşık bir hafta gibi bir süre alıyor. Bu yüzden hava şartlarının çok uygun ve imkanlı olması lazım. Arkadaşlarımız hava raporlarını anlık olarak takip ediyorlar. Önümüzdeki ilk havanın iyi olması anından itibaren alemimizi yerine montajını yapacağız. Tabii bu montajımızı yaparken de siz basın mensuplarımızı da inşallah davet edeceğiz. Burada küçük bir seremonimiz, duamız olacak inşallah. Çünkü dünyanın en büyük alemini yaptık, şükrolsun, ve yerine takıyoruz. Bunu tarihe kayıt düşme anlamında yapmak durumundayız. Tabii biz sizlerin aracılığıyla bize, cami inşaatımıza bugüne kadar bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Maddi manevi desteklerini bizden esirgemeyen aziz milletimizin her bir ferdine çok teşekkür ediyoruz. Projemizde biz yaklaşık bazı zamanlar 1000 kişiye kadar çıktı çalışma sayımız, insan sayımız. Şu anda inşaat sahamızda 200'e yakın insanımızla çalışıyoruz. Bu projenin çok önemli bir ayrıcalığı var. Onu da sizin aracılığınızla belirtmek isterim. Sivil savunma anlamında bu projemiz yaklaşık 100 bin kişinin istihdam edilebileceği bir alana, kapalı alana sahip. Yani Hine Hacette inşallah lazım olmaz ama bir deprem anında bu projemiz 100 bin insanı burada barındırabilecek kapasiteye sahip. Peki. Çünkü biz bu projeyi projelendirirken İstanbul'un için düşünülen depremin üstünde bir katsayıyla bunu yaptık. Bu da bu projenin bir ayrıcalığı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ağırladınız bizi. Evet Seda Selek, zamanımız kalmadı ama ancak size dev alemi de bir kez daha göstermek istiyorum. Ben de yanına gidiyorum. Evet, görüyorsunuz 7 metre 62 santim bu dev
alem. Az önce de caminin içindeydik. Caminin içini ilk kez ekranlara getirdik. Orada da dev bir iskele var ve hummalı bir çalışma devam ediyor diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.